Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere çok pratik, enfes bir tarifle geldim. Yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli oluyor gerçekten. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Ben bu tarifte 500 gram küçük boy patates kullandım. Olabildiğince küçük olursa patatesleriniz çok daha güzel olacaktır. Patateslerimi yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum. çok ince olacak şekilde tüm patateslerimi doğrayacağım. Ee, kalın olmasın lütfen. Ee, ne kadar ince olursa e, pişmesi de o kadar kolay olacaktır. İnce ince doğramış olduğum patateslerimi en büyük yuvarlak borcamı aldım. Eğer böyle bir borcamanız yoksa aynı boyutta bir tepside de tabii ki hazırlayabilirsiniz. Patateslerimin hepsini doğradım. Şimdi sosunu hazırlayabilirim. Sosa için ayrı bir kaba 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1,5 su bardağı hafif sulu kıvamlı yoğurdumuz var. Onu ilave edelim. Yaklaşık 1 çay kaşığı tepeleme dolu ben tuz kullandım. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde unumuz var. 1 paket kabartma tozumuz var. Ununuzu mutlaka dolu dolu koyun. Aksaktır da çok aşırı cıvık olabilir. Öncelikle bu malzemelerimizi güzel bir şekilde çırpalım. İçinde hiç topak kalmayana kadar şöyle en az bir iki dakika boyunca çırpalım pürüzsüz bir kıvam alsın daha sonra hazırlamış olduğumuz patateslerimizin üzerine bu sosu boşaltalım ve güzelce karıştıralım bu arada fırınımızı da 180 dereceye getirelim önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı ve üzeri nar gibi kızarana kadar. Pişireceğiz. Çiğ kalır mı diye kesinlikle düşünmeyin arkadaşlar. Ince ince dilimlediyseniz patateslerinizi ve böyle geniş bir fırın tepsisi kullandıysanız gayet güzel bir şekilde pişiyor ve inanın tadına doyum olmuyor. Evet şimdi fırınıma vereceğim. Birazdan sizlere nasıl kabardığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 10-15 dakika sonra bu kıvama geliyor ve çok güzel bir şekilde kızarıyor üzeri ve altı da. Benim fırınımda yaklaşık 25-30 dakikayı buldu ama her fırında farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü pişirin. Evet şimdi üzerine dökecek olduğum yoğurdu hazırlıyorum. 2 su bardağı yoğurdu geniş bir kabın içine aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı mayonez ekledim. Mayonez miktarını tamamen damak zevkinize göre çoğaltabilirsiniz. bir diş de sarımsağım var. Sarımsağımı rendeledikten sonra yoğurdunu şöyle çırpıcıyla güzelce çırpalım. Patatesli böreğimiz de fırında güzelce kızardıktan sonra mutlaka bir yarım saat dışarıda bekletelim ki biraz soğusun. Sıcak sıcak dökerseniz yoğurt kesilebilir. O yüzden biraz dinlendikten sonra döküyoruz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı altıda, üzeri de. Biraz dinlendirdim şöyle yarım saat kadar. Daha sonra hazırlamış olduğum yoğurdu üzerine güzelce yayıyorum. Bir de üzerine ben kırmızı biberle yağı biraz kavurup üzerine gezdirdim orayı çekmeyi unutmuşum şöyle 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberi hemen şöyle kavurup üzerine gezdirebilirsiniz. O da çok güzel yakışıyor gerçekten sanki böyle mantı yiyormuşsunuz hissini veriyor şöyle bolca üzerine gezdirdikten sonra hemen dilimleyip sizlere yakından göstermek istiyorum. Mutlaka deneyin gerçekten yapımı oldukça pratik ama çok lezzetli oluyor. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmuş olur. Evet hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından gösterdikten sonra videomu burada sonlandırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi enfes görünüyor kesinlikle çiğ kalmıyor arkadaşlar çok güzel nar gibi dışı da içi de çok güzel bir şekilde pişiyor Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir bana destek olmak isterseniz Eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer beni ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini de açarsanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.